Sevgili Serdar. Erdoğdu Anadolu Lisesi. Kaç oyuncu çıkaracaksın oradan? Yusuf Sarı. Yani orası Anadolu Lisesi olabilir, olmayabilir. Evet. 2015 yılında dünya şampiyonu tamam. olan Erdoğdu Anadolu Lisesi'nden bir tek Yusuf gitti. Diğer çocuklar ne oldu bilmiyorum. Ama o çocukların da tabii bugün Kaan gibi bir şansı olsaydı belki çok daha farklı yerlerde olabilirdi. Bilmiyorum Kaan orada mı okudu acaba? Orada mı okudu? Onu bilmiyorum. Genelde hepimiz orada okuduk. Yani hep sen de oradan, dünya şampiyonluğu var zaten bizim yani, zamanımızda da var. Türkiye'de yani. Şöyle bir proje konuşuluyor ya, hem lise hem işte futbol liseleri. Trabzon'da doğal bir futbol lisesi var. Bir de var Türkiye zaten. Değil bak, dünya şampiyonundan bahsediyorsun. Evet, dünya liseler arası şampiyon. Yani yedek kulübesindeki oyuncuları gördüm, koştu, sarıldılar. Kaç futbolcuda virüs vardı? 7 mi 8 miydi bilmiyorum ama bayağı ciddi 7. eksikliği evet. olmasına rağmen. 3 kalecin yok bak, ya. Eksikliği bak. Olmasına rağmen 3 kaleci. Abi diyor hepsinin aralarında birer yaş tabii farkı canım. Var. Kardeş gibiler sanki, yani birer ikiye evet. yaş farkı olur ya. İnanılmaz bir altyapısı var. İnanılmaz bir lise var yanında. Yani hem lisesini okuyor hem okulunu okuyor hem altyapıda hem A takıma çıkabiliyor. Böyle hep söylüyorum, Trabzon doğal bir maden, futbolcu madeni. Evet. Bu konuda hiçbir kaynak sıkıntısı yok. Sadece oraya Özkan Hoca gibi futbol aklı var. İşte Abdullah Hoca gitti. Trabzon tarihinin çok önemli hocaları var. Dolayısıyla ben hem Trabzon şehrin hem de Trabzonspor'un iyi bir yapılanmalı. Bugünkü maç üzerine söylemiyorum. Çok daha farklı yerlere gelmesini mümkün görüyorum. Ama oradaki tek sıkıntı da sen de daha iyi bileceksin ki sabır. Bu bir. Yani. Hemen Aykut Hoca'nın tamam. söylediği kritik sevgili Serdar. Onu da yorumlamanı rica edeceğim. Gerçekten kazanmak bir alışkanlık. Trabzonspor bunu gösterdi. Kaybetmek de ne yazık ki arka arkaya olunca bir alışkanlık oluyor. Çok genç ve tecrübesiz bir kaleci vardı rakipte ve kaleyi sadece bir şutun bulması her şeyi anlatıyor. Tamam. Maçın özeti. Bunu söyleyecek olan biziz golün, ama. Yani. Evet, golün evet, gelişim yani. Açısından o dakika için amatörce arka arkaya hamleler oldu. Çok ekstra bir gol oldu. Kontrolümüzü alıp kazanmaya gideceğimiz anlarda maç elimizden kaçırdık. Yusuf Sarı değişikliği evet hakikaten maçın en önemli kilit noktası ama Abdullah Avcı onu zaten evet bu özelliğini bildiği için. Ve rakibi de bildiği için. Rakibi de bildiği çok için. Çok doğru zaman. Kendi zaten kurduğu bir düzen aynı zamanda. Şimdi burada Mehmet'in söylediği çok güzel. En önemli nokta Abdullah Avcı'nın psikolojisi. Şimdi bakın bir hoca önce kendini kazanacak ki sonra Trabzonspor bir şeyler kazandırabilecek. O psikolojiyi atlatabilmek kolay değil. Ve Abdullah Avcı buradan giderken, buradan gitmeden önce Beşiktaş'tan yani İstanbul'dan gitmeden önce de her maçtan sonra özellikle son maçlarda kimse benim hocalığımı sorgulayamaza getirdi. Ama herkes onu medya üzerinden algıladı. Medyaya söylediğini zannetti. Aslında o mesajı içerideki papaz futbolculara veriyordu işte. Ve Türk futbolunun içerisindeki bu değerli hocaların en büyük sorunu bu papaz futbolcular. Zamanında bir hocaya geldiler, hocam şu idman saatini bir saat ileri kaydıralım. Olmaz evladım dedi, işte dedi her şey kurulu, düzen var, şu var. Bilimsel bir açıklama yapıyor. Ama 3-4 gün sonra o hocayı yediler bu ülkede. Abdullah Avcı'ya Beşiktaş'ta... O hocayı yediler. Yani Abdullah Avcı da aynı sıkıntıları yaşadı. Ve Şenol kimle yaşadı? Sergen içinde... Hoca'nın sonra idmana çıkarken selam vermedikleriyle yaşadı. Helal olsun Sergen Hoca. Bu takımdan hocanın. Gidenlerle yaşadı. O kadar yani. Açık söylemeyelim ama Sergen Hoca'nın idmana çıkarken selam vermedikleriyle yaşadı. Niye sır mı? Niye açık söylemiyoruz? Ya ben bilmem Beşiktaş muhabirleri burada mı? Sağ ol, benden yani. Daha biliyorsun. Ben onlarla o polemi yaşamak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Birincisi hakikaten. İzleyicilerimiz ama merak ediyorlar. İzleyiciler zaten, biliyor. Aktif futbolcular. Zaten şu an yoklar. Ve Sergen Hoca da o teşhisi çok güzel koyduğu için. Zaten Sergen Hoca dışarıdayken o teşhisi koyuyor. Hep aynı sorunlar işte. Yani papaz futbolcular işte. İzleyiciler için söyleyeyim, kıdemli futbolcular. Türk futbolunun ve Türk futbolcular. Maalesef en büyük sorun bu. Şimdi yeni bir nesil geliyor. Ve ben hep şunu söylüyordum. Arkadaşlar, futbola yeni başlayan genç kardeşlerim, kadrolarda yer bulan, süre alan genç kardeşlerim, abileriniz gibi o çantalardan taşımayın. Abileriniz gibi aynı berberlere gitmeyin. Abileriniz gibi aynı etçilere ve galerilere gitmeyin. Gidin Yusuf'u örnek alın, gidin Cengiz Öndür'e örnek alın, Çağlar'a örnek alın, Meri'ye örnek alın diyorum. Hep bunları söylüyorum. Şimdi bu çocukları da o yüzden söylüyorum. Yani çok seviniyorum. Bak gencecik kaleci ya, 18 yaşında, evet. Lise öğrencisi. O kadar seviniyorum ki. 17'ymiş. 17. Evet. Adam yarın, bak pandemi olmasa bu çocuk yarın okula gidecek. Evet. Elinin altında kitaplar, sıraya oturacak. Düşünsenize adamın mutluluğunu ya. Kalecisiydi. Son maçını oynayan kalecisi Trabzonspor. Değil mi? Ve belki 3 puanı tutan. Evet. 2015, Kocaman, pardon çok kısa hemen 2015 Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin öğrencileri işte o papaz futbolcuların dünyasının içerisinde kayboldu gittiler. Ne yazık ki. Çok kritik bir nokta. Bu aslında üzerine program evet. yapılacak bir konu.
sevgili Serdar'dan, Mehmet'ten, içeriden Abdullah çok fazla. Abdullah Hoca'yı da kutluyoruz yürekten. Bilgi sonuna alıyoruz. Kadar. Aykut Kocaman Hoca, Deniz Türüç'e yapılan darbenin görülmemesi garip. Faul dahi verilmedi. Rakip stoper iki defa aynı davranışı gösterdi diziyle beraber. Dört hakem varken bunların görülmesi gerekiyor. Haklı. Aykut Hoca %100 haklı. Kırmızı değil. Sarı, bu yani pozisyonda sarı kart. Hugo'ya sarı kart verilmesi lazımdı. Evet. Yani faul oldu kesin. Faul ve sarı kart. Faul ve sarı kart canım. Net faul ve sarı kart. Çok yani. Açık yani o. Hoca o pozisyonu... o pozisyon üzerinden hakemlere ama Aykut Hoca'nın bugün, etki, yani hayır, bu maçın Aykut Hoca'nın bugünkü tablo neticesinde söylediklerinin bu arasında bu olmaması yer lazım. İşgal etmesi hiç bizim değil. Tanıdığımız, bildiğimiz Aykut Hoca'nın seviyesinde bir açıklama değil. Ama şu var, böyle bir maçta bize performansla adaleti ayrıştırmamız gerekiyor. Ya tamam, ne olursa olsun Trabzonspor 10 kişi kalsa da kazanabilirdi ama o tamam, farklı bir şey. Anlatmaya çalıştığım şu. Ama Aykut Hoca bu maçı anlatırken eğer gazeteci bir arkadaşımız soru sormadıysa bu konuya ya gündeme de, getirmesi çok doğru yani değil. Bir de kırmızı kart beklemesi yani. Burada çünkü bu konuysa kırmızı kart. Bu kırmızı kart değil, sarı kart. Bu pozisyon kart. Sarı kart. Kırmızı değil yani. Bu pozisyon sarı kart. Hani bir kırmızılık evet. Pozisyon olursa o zaman dediğin gibi ben söyler. Sarı kart. Sarı kart eğer olacaksa. Peki Trabzonspor bir taraftan kazanmaya devam ediyor. Diğer taraftan rakiplerinden önce oynadığı Beşiktaş haftayı bay geçiyor. Onu belirtelim. Galatasaray ve Fenerbahçe için zor bir mücadele olacak. Isı haritası da ekranlarınıza geliyor. Yani o ilk bölge Başakşehir cephesine bakalım ilk önce sol tarafa. Sağlı sollu alt tarafta ciğer gibi görünen iki bölge Abdullah Avcı'nın özür dilerim Aykut Kocaman Hoca'nın set kurduğu bölgeydi. Nadir çıkışlar vardı ama sahayı tamamıyla kullanan taraf da Trabzonspor'du evet. Galiba. İlk yarı özellikle Başakşehir takımı çok fazlasıyla çekildi zaten. Osasuna gibi. Hiç ya. Görmedik Ender yani. Ender gelişen Osasuna yani, takları gibi yani. 5-4-1 gibi yani. 5-4-1 gibi hiç görmedim ben Aykut Hoca'nın sisteminde. Hangi takımda çalıştı çalışsın. Hani eksik kalmadığı sürece. Crivelli hep maçın 20. dakikasından sonra bir sol bek gibi de kullanmaya başladı. Evet. Ya farklı şeyler denedi. Junior Fernandes'i ileride tuttu bir müddet. Isı haritasında Yusuf Sarı'nın haritasını görebiliyor muyuz Mustafa? Girdikten sonra. Yusuf'un ısı haritasını görebiliyor muyuz? Yusuf'un yetişememiştir belki. Yusuf'tan sarı zannediyorum. Yetişememiştir belki hızına. Yalnız golde de bak. O bölgenin alev alev olması 60 lazım. 60 metre sürüp de yani öyle bir gol vuruşu yapmak. Şimdi yedekten çalım, giren oyuncu bir de bak. O çalım da çok enteresan. Nereye gideceğini gösterip de son anda vazgeçip. Burada yani savunmanın çok büyük hatası var tabii. Var tabii ama çarptırdı. Burada. İki oyuncu bir de orada yapıyor. Yanda oyundan düşüyor. Gibi. O mu Yusuf'un ısı haritası? Çok ısı haritası gibi değil ama. Tamam işte zaten. Yani pek bir sıcaklık ama yok. Ama maçın ısı haritası bu aslında. Ya sen neye bakacaksın biliyor musun burada? Ya bir gol, bir tane de kırmızı kart ya. Evet. Ya ona bakacaksın. Evet, girdikten evet. Sonra orada. Maç boyunca bu pozisyonlar yok. Rafael geçen hafta da biliyorsun 90'da kırmızı kart gördü. Bir şey sonra döndü, geri Rafael'le döndü. Ilgili ama onda da bir sıkıntı var. Yine bu maçta da çıkarken daha önce Fenerbahçe maçında da kart olayı işte hani geri alındı, cezası indi. Geçen hafta indi, geri İnmedi alındı. Yani geri alındı yani daha sonra. Hepsini sevindim. Verin abi. Hepsini vermek lazım. Hakikaten çok tehlikeli bir oyuncu. Hakeme birinci sarı kartlı laf yine soktu. Bir şey söyledi. Çıkarken laf soktu. Yine bunu şey her maç yapıyor. Ben hayatımda böyle bir şımarıklık görmedim. Bu pozisyonda bence doğrudan kırmızı kart. Bence. Hakeme de sürekli hiç topla ilgisi gibi. Yok. Direkt adama, kendisine, Yusuf'a dalıyor. Bak çok kaliteli oyuncu. Direkt kırmızı ama kart. Ama profesyonellik anlamında bu kadar üst düzey görmüş bir oyuncu demek ki. Kartlar var ya, sıkıntısı var çok büyük. Lazım. Bence üstüne yüklemek lazım. Böyle bir şey olamaz abi. Takımı eksik bırakır işte. Kaç defa yaptı? Kaç defa? Bıraktı da bırakır da bundan sonra da. Peki pozisyonlara bakalım o zaman. Şimdi şöyle bir... pozisyona bakmadan bir şey söyleyeyim. Son cümlem olsun. Rafael başta olmak üzere Aykut Kocaman eğer gelecek sene başında bu takımda kalır ve takım düşme problemini erkenden aşarsa çok büyük olasılıkla bu oyuncuların çoğuyla yollarını ayırma ve yepyeni bir takım ve muhtemelen geçen sen söyledin galiba. Daha genç. Daha genç değil. Daha Balkan ağırlıklı, daha kuzey ağırlıklı oyuncularla birlikte oluşturacağı bir yapıyı yönetimin önüne koyacaktır. Yani Başakşehir bu sene düşmediği takdirde gelecek sene çok büyük beklentiler olmayan tenceresi pişirip kapağında yiyen ve aynı zamanda da bu finansal fair play çerçevesinde bir kalan takım olacaktır. Tabii Aykut Hoca sezonu bitirirse. İşte benceki nokta bu 4-0. Ki hiç eğer bu zamana kadar olmadı değil mi? Aykut Hoca'nın bir takıma gidip de hiç 4-0 yaptığı var mıdır Konya'da bilmiyorum. Konya'da 3-0'la başladı galiba değil mi? Tabii. Ama 4-0... İlk sezonunda daha da kötü ama değil miydi? Konya'daki Aleksandr Hleb'li zaman ilk diliminde. İlk sezonu evet. Galatasaray'dan Beşiktaş'tan arka arkaya beşer yemişler. Gençlerbirliği'nden falan da öyle miydi? Gençlerbirliği Galatasaray 5 yedi. Sonra gitti bir Cizre maçında 2-1 kazandı. Arada bir Antalya'da 2-0 falan yemişti.
Aradan uzun zaman geçti. tabii ki isim olarak kırıldı. Bunu Konyalı Mustafa bile hatırlamıyor. Mehmet Ayan'ın bu kadar iştahlı anlatacağını beklemiyordum.